Evet, şimdi yeni konuğumuzla, yeni sohbetimizle, canlı canlı performanslarıyla çok yetenekli bulduğum, sesine de hayran olduğum, yakışıklılığıyla bir tadı stüdyomuzu aydınlatan sevgili Levent Şahin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizleri gördük daha iyi olduk. Neon renklere bayılırım böyle. Neon neon da gelmişsiniz, siyahın içinde de neon, Ne yapsam yeşil. diye düşündüm aslında. Normalde bu kadar tabii sadece sahnede falan kullanıyorum ama televizyon olduğu için biraz böyle bir parlatmak Işık istedim gerekir aslında. dediniz. Evet, Valla bugün böyle çok da uyumlu olduk yani. Orkestradan bir eleman gibi, bir vokal gibi hissettirdiniz. Keşke sesim olsaydı da size eşlik edebilseydim. Bu arada avare dediniz, çok da güzel evet, dediniz. teşekkür ederim. Son zamanlarda çıkan, bence yapılmış en güzel işlerden birisi. Ya bunu Fakat, devamlı duyuyorum, evet. Fakat bir şey var. siz benim koltuğumu kullanıp klibinizde, benim dekorumu kullanıp... Ya evet, öyle oldu biraz, evet. Evet, öyle olmuş ama çok güzel olmuş. Teşekkür Her ederim. şey çok dozunda ve çok güzel olmuş. Aslında yine burada stüdyoda Bir çekmişsiniz. bölümü evet Bir burada çektik. bölümünü. Bir gün sürdü. Normalde klip 3 gün sürdü ama bir gün boyunca burada Burada dekor çektiniz. yapıldı ve Avare klibinin bir bölümü burada çektik, Evet, evet. biz yine bir önceki konuğum gibi aynı ailenin mensuplarıyız. Aynen. Arpej yapımından Arpej yapım, çıktınız. evet. Çok güzel bir işle çıktınız. Arpej yapım zaten gerçekten hep çok güzel işlere imza atan ve Kesinlikle öyle. yani sanatçısının her zaman yanında Yerinde duran olan destekçisi. müthiş bir şey. Yapım var, ondan sonra kanal var. Orada Evet. çıkart, şurada çek klibi arkada. Evet. Hatta hiç olmazsa al benim dekorumu koy şuraya orada çek falan. Hiç bana sormadınız. Bilmiyordum. Bunun sizin olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Evet, hiç bana sormadılar ama çok güzel bir proje olduğu için hiç sorun değil. Bütün koltuklarım feda olsun. İyi, O mutluyum o zaman zaman. bu arada şöyle sizleri de birazcık tanışmak istiyorum. Gitarda Erol Özdamar var, bizlere bugün eşlik edecek. Klarnette de Mehmet Süzenler bizlere eşlik edecek. Mehmet Süzenler o kadar minik ki, bilmiyorum kaç yaşında. Bir anda yüzüne şu anda çok dikkatli baktım. Çok küçük. Kaç Evet. yaşındasın Mehmet? 25. Ya çok tatlı, 21 Ya. yaşındaymış. Maşallah inanılmaz. Biraz önce minik bir provasını duydum. Sizin yaşınızı da sormuyorum. Bence biz yakınızdır. Evet, yakınızdır. O yüzden sormuyorum. Bence uzağızdır. Yakın demeyelim. Aa, bir dakika, O yaşımız ne tabii dediniz? tabii. Bayağı var dedi Yani yaşım. sizin gibi işte 18 falan Ha, oluyor evet bence. işte yakınızdırdan Ama her kastım. yerden kendini nemalanmaktan Böyle bir bence. şeydi. Vallahi gerçekten güzel bir şarkıyla geldiniz. Bu arada çok güzel görünüyorsunuz. Aa, çok teşekkür Ayrıca ederim. siyah giydiğiniz için çok memnun oldum. Öyle mi? Evet. Ben de siz siyah giydiğiniz için ve böyle neonlarla geldiğiniz için çok Aynen. memnun oldum. Evet, herkes memnunsa sohbetimize devam etmeden önce bir klibinizi izleyelim diyorum. Evet Onun lütfen. üstüne de sohbet edelim diyorum. Tamamdır. O zaman hep beraber avare ediyoruz. Klipte ispatlamış olduk koltuğumuz. Sevgili Emel Yalçın'ın abajurunu kullanmışlar. Emel bak, bizim dekor gidiyor ama güzel işlere gitsin, feda olsun. Bu arada farklı mekanlarda da çekmişsiniz. Evet, farklı Nerede çektiniz? mekanlarda Fikirtepe'de çok fazla yerde çektik aslında. Evet, Belli bayağı mekan sokaklarda, var. belli caddelerde, Antikacı'da yani çok yer var aslında. O yüzden 3 gün sürdü zaten. Evet. Zaman dengesi çok önemliydi. Kimi yerde gece çektik, kimi yerde çok sabahın erkeninden kalktık. Kadıköy mesela, Kadıköy'de çekilen bir bölüm var. Artık hatırlayamıyorum bile çünkü bir yerden bir yere koşturup duruyorduk. Ama sonuçtan çok memnun kaldım. İçime sinene kadar üzerinde uğraştık ya. Valla çok güzel olmuş. Kim Sevgili Yasir çekti? Ekici. Yasir Evet çekti. evet. Evet, çok da Müzik programında. Adını herkes Tabii biliyor. O ses söyleyebilirsiniz, biliyoruz. Türkiye'den. Ama hani odan kurtulmam iyi oldu. Çünkü onunla anılmak çok fazla. Sanki ben bir şey üretemiyorum da oraya sığınıyormuşum gibi oldu belli bir süre. Ondan dolayı tabii orada tanındım. 2016'da ilk single'ı çıkardım. İşte ardından 2019'da Arpej yapımına Tanıştınız. sözleşme imzaladık ve Yoluma Çıkmayın single orada çıktı. Ardından da işte günümüz Bu arada bana bir mesaj avare. geldi. Siz yani hikayeyi atmaya başlayınca bir sürü tabii mesajlar geliyor konuklarla ilgili. İçlerinden bir tanesi de sizin o katıldığınız yarışma programı ile ilgiliydi. O Ses Aa. Türkiye katılmayı düşünüyormuş. Sizce katılmalı mıyım diye sordu. Yani bir sorar mısınız ne gibi faydaları var? İşte geri dönüşleri nasıl Ne oluyor? gibi zararları var ya Ne da. gibi, evet yani aslında bizi ileriye mi taşıyor, geriye mi taşıyor? Yoksa orada bir anda çok parlayıp sonra sönüyor. Bu arada O Ses Türk, yani sevgili Tarık Sezer Orkestrası. Evet, büyük bir orkestra. Tarık abi bizim aile dostumuzdur.
Ve böyle yıllardır hiç bağlarımızın kopmadığı, hatta orada bas gitar da benim ablamın eşittir. Birkaç Sener. Evet. Hatta vokal koçların hepsi çok yakın arkadaşım. Evet. Bütün orkestra çok yakın arkadaşım. Yani çoğu yakın arkadaşımdır. Orası çok büyük bir platform tabii. Aslında bunun bir yarışma olduğunu insanlar galiba unuttuğu için bir sıkıntı oluyor değil Öyle zaten. Çok fazla kaptırıyorlar kendini. Ben de bir dönem çok kaptırmıştım. Hatta yani bir şeyler ben olmuştu bana da. Ben tutarım yani. Evet, oluyor. Herkes oluyor. Ama çok şükür o hani çok çabuk hazmettiğim için o durumu eşim dostum da söylemişlerdi. Hatta en yakınlarım bile söylemişlerdi. Bir kendine gel falan yani. Dünya etrafında dönmüyor sadece. Bir tek sen katılmamışsın ve bu hayat devam ediyor. Oradan sadece katılanlara tek bir cümle söyleyeyim. Orayı sadece bir merdiven, bir basamak olarak kullanmalarını söyleyebilirim sadece. Ne alabilirlerse ileriye dönük ne katabilirler ona bakmaları. Çünkü ben çok şahit oldum. Yani hayatı sadece oymuş gibi odaklanıp her şeyden vazgeçen de oldu. İşine çok sarılan da oldu. Ama bir şeyleri sadece o anda yaşamak ve alabilmek önemli. Üstüne katabilmek önemli. Bunu söyleyeyim. Siz kimin ekibindeydiniz? Hadise'nin takımındaydınız. Hadise'nin kimdi sizin vokal koçunuz? Duygu. Duygu. Evet, Duygu. Kenan Doğulu'nun vokalisti ayrıca. Duygu Soylu. Duygu Soylu. Evet, onun da inanılmaz bir sesi var. Çok desteği oldu, çok emeği oldu bana. Evet, çok. İnanılmaz bir sesi var ve böyle son zamanlarda herhalde sürekli onun şarkılarını dinlerken buluyorum kendimi. Evet. Çok da başarılı buluyorum. Yaptığı albüm çok güzeldi. Muhteşem bir albüm oldu yine Kenan Doğulu ile birlikte. Gerçekten. Çok başarılı. Böyle aslında tabii şöyle bir şey oluyor bence bu yarışmalarda. Bir kere farklı bir çevre ediniyorsunuz. Evet. Ve tabii bu işte çok profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz. Bence onun katkısı büyük. Hani bunun gibi şeyleri baz alırsak, ben star oldum, ben oldum artık altımı kapatın, herkes beni takip edecek, beni alkışlayacak, yoluma kırmızı halılar serecek falan. Böyle bir şey yok yani. Kamera kapandığı anda herkes eşit. Öyle öyle. Ayakkabını öyle. Çıkarıp yüzündeki oradaki herkes makyajı öyle ama. Yani oradaki katılan, oradaki bulunan müzisyenlerden tüm oradaki sanatçılara, starlara kadar. Yani kamera kapandığı zaman herkes herkes bildiğiniz aynı. kendi hayatına devam ediyor bir şekilde. Çünkü hani o şekilde hayata devam etmeye çalışılırsa Evet. Uzun vadede psikolojik hastalıklara sebebiyet bile Oldu verebilir. zaten, şahit oldum bunlara yani. Değil mi? Böyle Evet. şeyler de oluyor. Çok da kendimizi kaptırmamamız gerekiyor. Ama tabii Kesinlikle. ki yarışmalar güzeldir, Çok heyecanlıdır. güzeldir. O atmosferi tatmak Evet evet. güzel. O Oraya enerji çok çıkabilmek önemli. güzel. Sonuçta bir elemelerden Tabii geçiyorsunuz. binlerce insanda. Evet, dolayısıyla da o elemelerden geçmek büyük bir başarı. Yani illa orada birinci, ikinci, üçüncü oldum değil de yani birinci oluyorsunuz zaten, devamı yok ama Tabii. ikinci, üçüncü de benim gönüllerimin İkincinin ikinci, üçüncüsü. Bu da benim uydurmuş olduğum programa biraz daha boyut vermek istediğim bir alan nokta. oldu. O zaman bence canlı şarkı yapalım. Yapalım mı Hadi peki? yapalım. Avari'yi şu an dinledik. Avari'yi ben Evet. birazdan söyleyeyim ya da Tamam. Nasıl uygun görürseniz. kendi şarkımdan başlayayım hocam. Kararsız kaldım. Ben son dönemlerde yine benim çok sevdiğim bir şarkı söylemek istiyorum. Ay inşallah benim de biraz önce provada duyduğum şarkıdır. Büyük ihtimal. Ay yaşasın. Benim de çok sevdiğim bir Buyursunlar. şarkı. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yüksekler.
geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var, hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar, bir yer bulalım dünyadan uzak. Geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bravo. Gerçekten yani ben şu an su ihtiyacı hissettim. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten televizyondan size bu kadar geçti mi bilmiyorum ama ben şu an dünyadan uzak olmak istedim. Mars'ta falan hayat var diyorlar. Böyle gidelim bence. Çok güzel. Ederim. Muhteşem bir ses. Teşekkür muhteşem ederim. Bir orkestra. Vallahi yani iki kişilik evet. Dev kadro hatta yani. Müthişsiniz. Ederim. Sizin elinize, sizin nefesinize sağlık. Valla bravo ya, valla. Neydi isim? Bir dakika, dur unuttum. Mehmetçim yani. Zaten Erol'a söyleyecek sözümüz yok ama Mehmet, valla bravo ya. Gurur duydum seninle. Çok yetenekli değil mi? Çok yetenekli. Çok. Böyle bir akrabalığınız falan var mı? Yok. Bir defa herhalde siz benzeteceksiniz. Öyle mi? Herhalde. Belki dedim hani böyle muhteşem bir uyum olunca belki dedim hep birliktesinizdir falan. Çok güzel. Valla çok son zamanlarda en sevdiğim şarkılardan kesinlikle birini söylediniz. Öyle. Bu arada nokta mesaj atışı oldu o zaman. Oldu yani. Okay. Bir de bir. Tamam. Bir de bir diyor. Bakalım diğer şarkılarda ne olacak? Bu arada mesaj gelmiş. İyi yayınlar Zeynep Hanım. Yine ekranda harika gözüküyorsunuz. Ordu'dan Ergün Aktaş demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Sizin böyle güzel mesajlarınızla motive oluyor. Daha da güzel gözükmeye çalışıyoruz. Çok da bir şey yapmıyoruz tabii. Biraz makyaj yani. Biraz böyle şöyle o kadar yaptınız da zorlanmıyoruz yani canım falan diye böyle. Gerçekten müzik çok güzel bir şey. Çok. Bu son zamanlarda da biraz müzik durduruldu. Yaklaşık malum bir senedir sahne alamıyoruz. Her ne kadar canlı yayın yapsak da maalesef ne biz hissedebiliyoruz ne de karşı tarafa bizi sevenleri aşılayamıyoruz. O geçmiyor bir türlü maalesef. Ve ilk defa değil mi beraber çalıyoruz? Yaklaşık bir senedir pandemiden beri. Öyle biz mi? Bir yıldır. Tabii. O zaman biz çok güzel bir şeye vesile olduk bugün. Yani kesinlikle bir yıl öyle. Sonra gerçekten sizi bir araya getirdik. Muhteşem ya söylerken oldu. Söylerken çok fazla biz yaşayarak yapıyoruz işimizi gerçekten ve karşı tarafta bunu hissettiği zaman
mutlu eden tek şey bizi o. Uzun ben zamandır bir ara kendimi yapmayınca... bayağı şarkı söylerken buldum ve mikrofondan sesimin yayına gidebileceği aklıma gelip hemen sesimi kıstım. İnşallah gitmemiştir. Yok, çünkü bayağı kötü sesim ne olacak? Evet, şey. Oldu da duydularsa artık yani yapacak bir şey yok. Benim de sesim öyle. Eşlik etmeyecek miyiz yani sesimiz güzel değil diye. Evet, gerçekten şarkı ve müzik olmayınca böyle yaşam kaynaklarımızdan birisinin ciddi... Karanlık. Evet, karanlık tamamen oluyor. Karanlık, evet. Gerçekten bir şekilde buna ihtiyacımız var bence. Çok. Yani çünkü sadece mutluyken ya da şarkı söylerken ya da eğlendiğimiz zamanlarda müziğe ihtiyaç duymuyoruz. Bence moralimiz bozukken de bize çok iyi geliyor. Evet. İşte ne bileyim, iyi günde de kötü günde de bize eşlik edebilen. Öyle. Hatta kendi kendimize şarkı söyleyip her motivasyonumuzu arttırdığımız. Yani hissedebileceğimiz, yani bize iyi gelecek olan tek şey müzik. Müziği kaldırdığımız zaman zaten hiçbir şey kalmıyor geriye. Yani izlediğiniz dizilerde, izlediğiniz sinemada her yerde müzik var. Ve onları olmadan o hissiyatı veremez hiç kimse. Korku filminde de, duygusalda da, hareket, yani o aksiyon filmlerinde de, reklamda dahil olmak üzere müzik susmamalı hiçbir zaman. Hiç susmayacak zaten. İnanıyorum, bence de. Bu bir geçiş süreciydi. Evet. Bütün dünya olarak birazcık durduk, bekledik. Evet. Öğrenmemiz gerekenleri öğrendik, koyduk cebimize. Evet, evet. Bundan sonrasında... İnşallah bundan sonra da her şey normale düzeldiği zaman da umarım bu yaşadığımızı unutmaz ve ona göre tedbirli oluruz. Yani. Evet. Bundan sonra önemli. Bence hayatımızda böyle öpüşmeler, sarılmalar falan olmayacak. Yani olmayacak. Hiçbir şey eskisi unuttuk gibi zaten. Olmayacak. Unuttuk zaten. Hakikaten. Ben bile unuttuysam herkes unutmuştur. Herkese sarılıp öpen bir insan olarak. Hatta bir daha öpüp bir daha öpen bir insan olarak ben de alıştım. Ben bence bugün, herkes alışır. Bugün dayanamadım. Ben şöyle bir sarıldınız sarıldım yani. Artık, evet. Değil mi? Gerçekten. O yüzden de bazen de gerekiyor tabii. Bu arada tekrar bir mesaj gelmiş. Merhabalar Zeynep Hanım. Ben sevdiğim kızdan ayrıldım. Eyvah. Of. Bizim şarkımız vardı. Ben özledim. Galiba senin şarkısını Merve Topal'a armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden demişler. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemleri. Sen üzülme acıdan bu sözlerin. Karşında görsen dolar gözlerin. Kırmayayım dedim. Vallahi bravo yani. Daha ne olsun, bence barışırsanız, barışmazsanız yaz, biz bir iki şarkı daha ama söyleriz. Ama barışsınlar, bu kadar efor sarf ettik. Evet, bence de. İnşallah barışırsınız. Hakkınızı hayırlısı neyse o olsun diyorum. Tekrar bir mesaj gelmiş. Selamlar demişsiniz. Bizden de size selamlar ama neresi olduğunu yazmadığınız için bilemiyoruz. Herhangi bir yerden. Evet, bizi izleyen herkese selamlarımız olsun o zaman. Gerçekten tekrar bir mesaj gelmiş. Oh, kulaklarımız bayram etti, ne güzel ses demişler. Teşekkür ederim. Vallahi bence de bayram etti. O zaman bence hayat bayram olsa ve siz tekrar şarkı söylemeye söyleyelim devam etsiniz. Bence tamam. Söyleyin ya. Bu böyle çok güzel peki. Olacak. İhtiyacımız olan şey. Benim şarkımı söyleyeyim o zaman. Tamam. 2016'da çıkardığım Maxi'yi. Tamam. İlk defa bir canlı yayında okuyorum bu şarkıyı. Evet. Vazgeçtim sandım bir an. Olmadı, yapamadım. Nefretim sevgiye döndü bir anda. Hatırlamaktan vazgeçmedim. Vazgeçtim sandım bir an. Olmadı, yapamadım. Nefretim sevgiye döndü bir anda. Hatırlamaktan vazgeçmedim. Sevdim, veda ettim. Sevdim, geç anladım. Küçüldü yüreğim giderken. Gözlerine baktım, yeniden doğdum. İçtim haddimi bilmeden, gittim gelmeyi bilmeden. Ya uç ya dip hayatım, bıraktım kendimi bilmeden.
bıraktım kendimi bilmeden. Bence biraz daha devam edebiliriz. Olur tabii çünkü ki. Çünkü programımızın sonlarına geliyoruz. Olur tabii. Sonra söyleyemezsek ve eşlik edemezsek biz çok üzüleceğiz. Mesajlar da çok üzülecek. Tamam, son iki herkes şarkımız istiyor. Var o zaman. Bence önce onları da yapalım böyle arka arkaya. Yapalım, okey, peki. Tamam. Buradan emeği geçen bütün Avare şarkısında emeği bulunan söz müziği tabii bana ait ama sevgili De Batu'da trap bölümünü beraber yazmıştık. Yasir çekti klibi, aranjesini Ersen Kutluk yaptı. Onlara Milyon TV ekranlarından çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum gençler. Ve kendini genç hissedenler. Genç hissedenler şu an. Emeği geçen herkese şu an aklıma gelmiyor. Çünkü şarkıya odaklandığım için idare edersiniz artık. Buyurun. Sevgili Tan, bütün şarkılarını okumama izin verdi. Kendisine çok teşekkür ederim buradan Tan Taşçı'ya. Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu. Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir an dayanamam bu dünyaya. Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, bedan yalan. Bana aşktan söz etme ne olur. Senin sevdan, dünyan yalan. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir an
kadar aramam, gitme sonum olur diyen dilin kalbin yalan, vedan yalan. Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan dünyan yalan. İnan dayanamam bu dünyaya, yaranamam, gitme sonum olur diyen dilin kalbin yalan, vedan yalan yalan. Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan dünyan yalan. Valla müthiş ya. Yani gerçekten o sizlere bile mesaj atıyorlar. Çok güzel, çok güzel diye. Nazar değdi. Olur, ben de hep düşer olur. Düşer öyle şeyler. Olur. Evet, olur yani böyle şey. Benim de kulaklığım düşüyor sürekli. Kulağım çok küçük. Hiçbir kulaklık olmuyor. O yüzden sürekli kulaklığım düşüyor. Kulaklığımla derdim var. Bu arada demişler ki klarnetçi Bey Tom ve Jerry'i seviyor. Valla Tom ve Jerry'i seviyor bence ama kim sevmiyor ki? Yani hepimiz çok seviyoruz hala onları. Hala izlemiyor muyuz arada? Evet. Yani? Kaçamak bence, yapıp izliyoruz. Evet, çok çok güzel izliyoruz ben de. Bu arada böyle fotoğraf yollamışsınız bizi izlerken. Kalpler içerisine almışsınız beni. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi Ama seviliyorsunuz ya. Çok seviliyorsunuz. Teşekkür Gerçekten, ederim. Gerçekten programa çıkacağımı söylediğim anda Zeynep'i çok seviyoruz filan. Diye şeyler geliyor. Evet, evet, o zaman gerçekten bu güzel kalplere ben de bir kalp yaparım o zaman. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajlarınız ve emekleriniz için. Bu da bir emek yani, fotoğrafı tabii, çekiyor tabii, onları oraya yerleştiriyor. Tabii bunlar da insanın mutlu ve motivasyonunu arttıran şeyler oluyor. Evet. Çok da güzel oluyor. Sürekli birileri mesaj yazıyor falan. Tabii hepsini okumam söz konusu değil mümkün ama olmaz. Sizin galiba bir tane daha şarkınız var değil mi? Evet, kendi şarkım. Avaya evet. Şarkısını yine ilk defa akustik yapacağız. Akustikle yapacağız. Evet. O zaman şöyle yapalım. Finalimizi sizin akustiğinizle yapalım. Tamam, çünkü olur. Maalesef programın sonuna geldik. Ama ben istiyorum ki 3-5 şarkı daha. Bence kameralar kapanınca biz burada böyle şarkı söyleriz falan. Olur, devam eğleniriz ederiz. Birazcık. Olur, azıcık, azıcık da kendimiz için yaparız. Değil mi Yunus? Yunus evet diyor. Yunus zaten bekliyor yani. Onun da bir Yunus derdi okay var. Yunus okey veriyorsa tamam, devam ederiz biz. Ay, bu arada şu an bir mesaj geldi. Zeynep Hanım, az önce sevdiğim kız aradı. O da çok tesadüfen sizin seyircilerinizden biri. Ben sizden bir ricada bulunacağım. Sizin canlı yayına bağlanıp birkaç söz söylemek istiyorum. Tabii ki bağlanabilirsiniz canlı yayınımıza. Biraz önce sizin şarkı söylediğiniz Ayrılanlar. Özledim şarkını değil mi? Ben özledim dediğim. Evet, Ayrılanlar galiba barışmışlar. Bizi izliyorlarmış. Ne olsun? Arasın o zaman bizi. Tamam, bekliyoruz aramanızı. Programımızı sizin için uzatıyoruz efendim. Benim de işime yaradı yalnız. Ya evet. Bak, bu arada çok güzel bir şey vesile olduk. Hakikaten. Ayrılanları kavuşturduğumuz. Yani siz olmasaydınız şu an program bitiyordu arkadaşlar. Evet. Arayın programımızla da. Hem de bence çok güzel bir şey vesile olduk. Bakar mısınız? İnsanları barıştırdık. Daha evet. Ne yapalım yani? Bizi izliyormuş. Bakalım. İşte müzik. İşte müzik böyle bir şey, evet. Aslında değil mi? Müziğin aynen. Diri, dini, ırkı da yok yani. Hiçbir şey hani yok. Hiç anlamadığımız dilde bir şarkıyı, İspanyolca falan, evet. Bilmiyorum aranızda bilen var mı ama çok seviyor olabiliriz. Hissiyat ya, o hissiyat. Telefonumuz gelmiş. Peki o zaman tamam. Bakalım bağlanalım. Çok heyecanlı. Ay, hiç böyle şeyler. Alo. Alo Zeynep Hanım, merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Zeynep Hanım, ben Mustafa. Mustafa Bey, nasılsınız? Çok iyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Siz ayrılmış mıydınız biraz önce? Evet, aynen. Tesadüfen sizin seyircilerinizden biri, kendisi de şu an izliyor sizi. Evet, ve barıştınız yani değil mi? Böyle güzel bir sesle, böyle bir yani şarkı söylenirse. Yani az önce aradı, herhalde o da duygulandı falan. Ay ağlamayın, ben hemen ağlarım, çok sulu gözüm. Yani burada ağlamak istemiyorum, cümellerim falan akmasın lütfen. Ne güzel barıştınız işte, gidin sarılın yani, korona sevgiye bir şey yapmaz. Ya işte kendisi şu an Antep'te yaşıyor, o yüzden ben de Şanlıurfa'dayım.
Kendisine buradan birkaç söz söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Söz sizin. Merve, ben cidden seni baya baya çok seviyorum. Yani ne olursa olsun. Yani şu cümlemle olayı kapatmak istiyorum. Diyorlar ya, gönül dağı yıkılana kadar dünya bir mucizeye kapılana kadar. Bayağı bir heyecanlandım ya. Evet Mustafa'cığım, hiç heyecanlanma, sakin ol, biz bizdeyiz yani. Bak sadece Türkiye'nin her yerinden izliyorlar, öyle söyle. Bir şey. Evet. Yani ne olursa olsun, yani neye varıp savrulup hem yine seni çok seveceğim, bunu bil. Yani ne olursa olsun, bunlar ne engeller önümüze çıkarsa çıksın, ben yani inanıyorum ki her şey bir mucizesi, bir güzelliği olacak. Az önce hiç olduğu gibi, sen tesadüfen Milyon TV'nin bir seyircisi olduğun gibi. Yine bilmiyorum, çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Bey, bence her şey çok güzel olacak. Merve şu anda bence hüngür hüngür ağlıyor. Ben şu anda mesaj yazıyor, siliyor, yazıyor, siliyor. Merveciğim, seni de çok seviyoruz. Mustafa'yı da çok seviyoruz. Bence hayat her şeye rağmen, ama her şeye rağmen, her ne olduysa çözülemeyecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Müziğin birleştirici gücüne çok inanıyorum. Bu güzel şarkılarla, bu güzel seslerle ve bütün Milyon TV ailesi olarak sizin ilişkinize sahip çıkmanızı istiyoruz. Bence bir araya gelin, konuşun. Ya da telefonla konuşun, ya da FaceTime yapın şu an biraz mesafeleriniz varsa. Bence bir şekilde biz halledin. Adımı attık zaten, onları evet, barıştırdık, bence, onlar devam bize etsinler. Bence evet, bize gelinliğin benden. Merveciğim. Evet, geleceksin İstanbul'a, sana gelinliğini de vereceğim. Düğünü de yapacağız. Oo, hep beraber çok güzel bir şekilde çoğala çoğala Milyon TV izleyicilerini arttıracağız. Hala heyecanlı, farkında mısın? Çok, nefis. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani. Mustafa, sen bana yaz Instagram'dan, tamam mı, sonra benim kendi hesabımdan. Tamam. Çok sağ olun. Tamam, o zaman bu şarkı sizin için olsun. Merve ve Mustafa için olsun. Avare çok uygun yanlış. Evet. Avare dolanıyorum, delinim. Tamam, tamam Mustafa'cığım. Öpüyoruz o zaman sizi. Sizi öpüyoruz. Bütün Şanlıurfa'ya selamlarımızı iletiyoruz. Tamam. Evet, o zaman bu şarkı da Merve ve Mustafa'ya olsun. Evet. Zaman aldı götürdü seni, beni, herkesi. Aman zaman, bu dünyaya misafir etmişler bizi. Hey, içiyoruz kadehinden. Bari sen etme eyleme bu kadar, zorken hayat tut kaçırma, sen bırakma yârim sıcak teninde. Avare dolanıyorum dilim, sensizim çok üşüyorum, ne derman kaldı ne halim, kalbim dayanmıyor bezalim. Avare dolanıyorum dilim, sensizim çok üşüyorum, ne derman kaldı ne halim, kalbim dayanmıyor bezalim. Salıyorum rüzgara gözlerin, aklıma düşünce deli bir kor gibi. Nefesim kesiliyor. Bir günah gibi sakladım ismini, ona buna soruyorum gizli bir düş gibi kendimi. Senden alamıyorum. Kapımı çalan kimsem yok. Kara gecelere her gün çok yakıyor umutları. Eyvah, eyvah. Bari
sen etme eyleme bu kadar. Zorken hayat tut kaçırma, sen bırakma yârim sıcak teninde. Avare dolanıyorum dilim, sensizim çok üşüyorum, ne derman kaldı ne halim, kalbim dayanmıyor bezalim. Avare dolanıyorum dilim, sensizim çok üşüyorum, ne derman kaldı ne halim, kalbim dayanmıyor bezalim. Sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok fazla şarkı isteği var ama bugünlük bu kadar. Bence daha sonraki programlarda inşallah tekrar bir araya geliriz. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşlarıma sizler için bile bir sürü mesaj aldım. Vallahi muhteşemsiniz. Yolunuz, bahtınız, kalbiniz gibi böyle açık yürekli güzel günleriniz olsun inşallah. Ben sevenlerime bir mesaj göndermek istiyorum. Evet tabii. Benim en zor zamanlarda bile sizin desteğiniz hiçbir zaman eksik olmadı. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Gelen bütün mesajlar için de çok teşekkür ederim. Ne zaman kameraya konuşsam böyle bir heyecan gelir illa. O gelir. Hep müzikle kalın ve Instagram hesabımı şöyle bir karıştırın, açın. Levent Şahin Müzik diye kendi kendime reklamımı yapıyorum tabii bu arada. Tabii ki yani. Levent Şahin Müzik Instagram adresim. Oradan canlı yayınlar da yapıyorum. Zaten son zamanlarda olan bütün haberlerden de haberleri de oraya aktarıyorum. Hepinizi öpüyorum. Size çok teşekkür ederim. Ben Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve çok keyif aldığım bir program oldu. Umarım izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Evet. Biz haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşünceye dek siz yine Milyon TV ekranlarında kalın. Biz geleceğiz. Hoşçakalın.